Herkese selamlar dostlar. 10 Şubat 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Öncelikle malum biliyorsunuz ülkemizde büyük bir felaket yaşandı. Ekrana da deprem yazısı gelmiştir zaten mutlaka. Ee, yani bu konu hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. Ülkemiz çok fazla ve çok zor bir durumdan geçiyor özellikle şu dönemlerde. İnsanlar zaten çok birlik olma peşindeler şu dönemlerde. Bu tarz konuşmaları çok fazla yapmayı sevmem ki beceremeyen biriyim ben. Sizler zaten kendiniz elinizden geldiğince her zaman yardım etmişsinizdir diye düşünüyorum. Ki herkes uğraşıyor. Kendi gruplarımızdaki, kendi iletişimde olduğum e, Güneydoğu'daki arkadaşlarımız da var ki gruplarımızda olanlar da vardı. Oradan bize bilgiler de paylaşıyorlar. Velhasıl kelam yani sizlerden ricam yani bu YouTube sektöründe 3 yıldır devam ediyorum. Yani 3 yılı geçti daha doğrusu. Her gün Burada videolar çekiyorum sizlere. Yani bizler için de yardımlar yaparsanız veya SMS gönderirseniz 15-20 TL. Bizler zaten elimizden geleni yaptık. Ben de burada ufak bir yardım çağrısı yapmak istedim açıkçası. Deprem yazıp 1866'ya gönderebilirsiniz. Veya ne bileyim Ahbap veya afad'ın ibanlarına yardım yapabilirsiniz. Kısa bir deprem çağrısı olsun demek istedim. Yani milletimizin başı sağ olsun. Ben Antalya bölgesinde yaşıyorum kendinde herhangi bir veya ailemde bu tarafta zaten herhangi bir sıkıntı yok, problem yok. Ama herkesin başına gelebilecek bir olay bu. Bugün onların, yarın bizlerin zaten. Bu işler her zaman böyledir. O yüzden herkes elinden gelenin, yani herkes elini taşın altına koymasını davet ediyorum. Ki şöyle söyleyeyim, bu taraflarda çok fazla yabancı turistler vesaire var. Yani onlar bile, onlar bile demek bileği kullanmak çok doğru olmaz. İnsan olan herkes yardım etmek ister zaten bu tür durumlarda. Vicdan sahibi olan herkes. Yani herkes burada bile seferber olmuş durumda öyle söyleyeyim. Tırlar vesaire, yardımlar, herkes zaten çok yoğun mesai harcıyor. Ya dediğim gibi milletimizin başı sağ olsun. Çok zor bir durum. Yavaştan geçelim isterseniz videomuza. Şimdi start verdik. Dün itibariyle biz ya yavaştan dedik başlayalım dedik. Maçlar da oynanıyor ki bize destek verenler gruplarımızda yavaştan hizmet başlatmaya hizmet sağlamaya devam ettik şöyle bir tane skor yarışması yapalım ve bilen herkese alalım istedim. Ben Baskonya maçı. Zalgiris'te Baskonya'nın mücadelesi var arkadaşlar. Zalgiris Baskonya mücadelesi Euroleague'de. Birazdan anlatacağım zaten. Sizlere de bu arada bir adet ideal kombine vereceğim. Bilginize. E, Baskonya'nın kaç sayı atar? Bilen herkese almak istiyorum ben Şubat ayı boyunca. Depp basmanda attığı sayı ortalaması 77,5 bir ortalaması var. Bu da sizlere ufak bir tüy olsun. Sizce Baskonya sayısı Depp basmanda Zalgiris'e karşı kaç sayı atar? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bilen herkese alacağız. Geçtim bunu. Ondan sonra son olarak vermiş olduğum YouTube kombini vardı. YouTube'da son videom zaten. Ondan sonra bir video çekmedim. Feyenoord maçının KG varı Bayern Münih'in galibiyeti. Sizlere vermiş olduğum ideal bir kombineydi. 1.97 gibi orandan. Oynayan ve mesela çok fazla olmuş. Tebrik ederim. Bu arada ufak da bir şey söylemek istiyorum. E, grupta bazı arkadaşlar diyor kupon ver kupona basalım. Geldiği zaman hepsini bağış yapalım. Böyle bir şey mümkün değil. Öyle bir şey kesinlikle yapmam. Bağış yapacaklarını zaten yapın bağış parasını kupona basıp gelirse yatarsa onun yatar sonun mesuliyetini niye alalım arkadaşlar? Böyle şeyleri teklif bile etmeyin lütfen. YouTube kombinesi başarılı oldu. Tebrik edelim. Çarşamba günü ise baktığımız zaman da dün yani bir adet kombine verdim aynı şekilde. Dediğim gibi dün akşam bir start verdik. Günün kombinesi arkadaşlar Olimpiya kusunu atacağız. 84 sayıydı. 1.46 gibi orandan aldım. London Lyon'un da mücadelesi vardı. ilk yarı birini aldım. O da 1.93 gibi orandan kazandırdı. Tebrik edelim. Geçelim arkadaşlar bunu da. Bunu da geçtim. Canlılarda da dün devam ettik. Dün toplamda 4 4 8 e, 9 canlı falan verildi. Sanırım 9'da 7 veya 9'da 6 oldu canlı bahislerde. Şöyle ekranda zaten Hakan'la Emre zaten 2'de 2 ile başladı. Bildiğiniz üzere Dortmund'un kupa maçı vardı. Marsilya'nın kupa maçı vardı Paris'le. Real Madrid'in kupa maçı vardı. Famalikan'ın lig mücadelesi vardı. Bu şekilde canlılarda da devam ettik bilginize. Geçtim bunu da. Dediğim gibi arkadaşlar videonun sonunda sizlere bir adet ideal kombine vereceğim. Eğer bu kombinelerin devam etmesini istiyorsanız daha videomuza like atarsanız sevinirim. Ya elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Dilerseniz başlayalım. Alkmaar mücadelesiyle başlayalım. Şu an iddiada oranlar açık. Ben oranları biliyorum fakat bazı Android telefonlarda, e, grupta da konuştum. Ne bileyim depremden sonra böyle bir gitmiş yani oranlar yok vesaire. Ama diğer telefonumda bireysel kendi kullandığım telefonumda oranlar açık. Ben sizlere zaten ile birlikte anlatacağım. Dinlemeniz benim için önemli. Şimdi baylar e, Altmar zaten kendi evinde tam kadro olarak sahaya çıkacaklar. Herhangi bir sakantısı yok. Odegardlar, Pavlidis gibi isimlerin hepsi sahada olacaklar. Deplasman ekip de bu maçta kontrol oynayacak. Zaten Alkmaar'ın ablukaya alınmış şekilde bir mücadele geçecektir. Alkmaar'ın kontrolünü bir oyun geçecektir. Deplasman da burada kontrol olacaktır. Burada şöyle bir şey yapabiliriz diye düşündüm ben bu mücadeleye. E, Altman'ın handikapına mı gitsem yoksa deplasman atarsa 2.5 üstünde 1 mi alsam veya Altman'ın tek başına 3 gol atma ihtimali var mı diye baktığım zaman da maçın indeks beklentisine baktım. Maçın indeks beklentisi de 2.5 üstünde 3-1'lik e, bir skor yani. Ben de bunu ona oranla benim de mantığıma yattı. 2.5 üstünde 1'in oranı 1.39 gibi oranı var. Değerlendireceklere bol şanslar. İkinci mücadele Nice ile mücadelesi. Şimdi bu maçın da şöyle bir değerlendirmesini Maçın da şöyle bir değerlendirmesini anlatayım ben size. Nice son mücadelesinde Marsilya'yı deplasmanda 3-1 gibi skorla yendi. Ki Nice'in kadrosu gerçekten çok iyi. Özellikle Lorient'in golcüsü vardı. Mofi onu da transfer ettiler. Forvet hattına 9 numaraya lak diye koydular zaten. Adam zaten forvet geldiğini değerlendiriyor. Nice burada son dediğim gibi son maçında Marsilya'yı dep basmanda yenmişsin. Kendi evinde zayıf bir rakiple oynuyorsun. Ajax'ı ile oynuyorsun. O yüzden bu maçı galip gelmek için elinden geleni yapacaktır ki bu tür maçların şöyle bir değeri vardır arkadaşlar. Yani deplasmanda önemli bir 3 puan aldığın zaman da bu maça zaten bir 3 puan yazmışsındır. O artı olarak kendini üst seviyeye taşımak istiyorsan bu tür kolay maçları kendi evinde kaybetmemen lazım. Kadrosu zaten çok kaliteli bir kadro e, Nice takımı. Bir e, Nicolas Pepe'nin sakatlığı var sanırım hatırladığım kadarıyla. Ben burada Nice'in galibiyetini bekliyorum. Maç sonu 1'e direkt aldım. Kombineme de koydum. 1.38 1.38.000'e oranı vardı Nice galibiyetinin. Oran yükseltmek isteyenler 170'deki gibi orandan. E, sonu 1 ve 3.5 alt yapabilir. Nice zaten çok gol atan bir takım değil. Attığı gibi de çekilen bir takım. 3.5 altında bir de sizlere ekstra olarak değerlendirmenizi öneririm. Değerlendirecekler bol şanslar. Geçtim diğer mücadeleme. Monaco ile Asfel mücadelesi. Fransa'nın derbi mücadelelerinden bir tanesi. Ee, bu maçta da Monaco tarafındayım. Monaco tarafında herhangi bir eksiklik yok. Monaco'nun galibiyet oranı pek yok zaten. Ee, i̇lk yarı oranına baktım ilk yarı galibiyetine. 1.30 oranı var ilk yarı galibiyetinde. Ben de şöyle bir değerlendirme yapalım diye düşündüm. Ee, Monaco ilk yarıyı kazanır fakat en az iki fark atar olarak kazanır dedim. Onun da oranı 1.39 aldı. İlk yarıdan Monaco'nun en az iki farklı galibiyetini değerlendirme altına alabiliriz. İlk yarıdan Monaco bu şekilde galip gelebilir. Değerlendirecekler oyunda bir değerlendirme yapabilirler. Bol şanslar. Zalgiris ile Baskonya mücadelesi. Bu maçın sizlere skorunu sordum. Yani Baskonya kaç sayı atar bilen herkesi katı Telegram gruplarımıza Şubat ayı boyunca dahil edeceğim. Yani çok da zor bir şey olduğu için çok fazla kişinin de bileceğini düşünmüyorum. Bakalım. Deplasman ortalaması 77.5 üst olan bir Baskonya. Zalgiris'in iki tane skorer oyuncusu vardı. Evans, özellikle takımı sırtlayan isimli sakatlandı. Ondan sonra Anadolu Efes'ten e, Tyler'ı aldılar. O da sakatlandı şansına. Yani Zalgiris hücumda sıkıntı yaşayan takımlardan bir tanesi şu dönemde. Baskonya takımı da Howard önderliğinde ve Castello önderliğinde çok iyi işler çıkartıyor Baskonya. Temposu yüksek bir takım olduğunu da söyleyelim. Son dönemde iyi oynarken burada deplasmanda atacağı 78 sayı. Yani deplasman 77.5 üstü oranı bir 42 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir Baskonya'nın atacağı sayı baremini değerlendirebilirler. Şunu da söyleyeyim ben mücadeleyi aldım. Kombineme de koydum. Sizlere vereceğim bilginize. Bana ile Valencia mücadelesi. Valencia tarafında bazı eksikler vardı. Fakat Valencia'nın şu yönü çok iyi ve sayıların, maçların çok sayıda geçmesinin sebeplerinden bir tanesi üçlük yüzdesi. Yani adamlar sürekli çok fazla iki sayıya gitmiyor. Genellikle fırsatı buldukça hemen pas trafiği yaparaktan da e Balenciaga üçlük deniyor. Bu üçlüklerde elbette yüzde yakaladıkları zaman da maçlar tabii ki tempolu oluyor. Pana da kendi evinde olduğundan dolayı karşılık verecektir. Mücadele genelinde barem şu an 162.5 üst arkadaşlar. 162 baremi var. Oranla 1.52 sürü oranı var. Ben mücadele genelinde üst olarak değerlendirmenizi öneririm. Mücadele genelinde 162.5 üstü sizlere öneririm. Onun da oranı ideal bir oranı var. Tempolu sayılı bir sayı gelsin diyerekten de geçeyim bunu da. Toplamda 5 adet mücadelemiz vardı. İdeal kombinem ekrana gelsin. İdeal kombinem arkadaşlar 1.96'lık bir oranı var. Baskonya'nın atacağı 77.5 üst olarak değerlendirdim. 1.42 gibi orandan. nice Ajaxo mücadelesine de maç sonu 1.38 gibi orandan aldım. İdeal günün ana kombinesi. Katıl grubunda da bu kombineyi vereceğim zaten ana kombine olarak. Sizlere de bu kombineyi sunmak istedim. Değerlendirecekler bol şanslar. Ee, çok bir şey demeye gerek yok zaten. Dediğim gibi deprem konusunda da yani dedim yardımlarınızı her gezilerini taşın altına koysun ki koyduk koyduğunuzdan da eminim e, fazla da diyecek bir şey yok. Kombinem bu Değerlendirecek her herkese bol şanslar görüşmek üzere arkadaşlar bay bay.